bir yalnızlık duygusuyla mücadele ettiğinizde veya bir türlü yakanızı bırakmayan endişelerin altında ezildiğinizi hissettiğinizde hayatın zorlu yollarında yalnız olmadığınızı hatırlamak önemlidir. Bu derin duygular herkesi, hatta en güçlü görünenleri bile etkileyebilir. Antik stoğacılar cesaretleriyle ünlülerdi. Ancak yalnızlık veya depresyon gibi problemler onların da önüne çıkmıştı. Peki onları diğerlerinden ayıran şey neydi? İşte bu yazıda hayatın zorluklarıyla başa çıkmanın ve içsel huzuru bulmanın pratik yollarını keşfedeceğiz. Stoacı düşünce tarzının bize sunduğu 14 stratejiyi kullanarak zorlu duyguları büyüme ve kişisel gelişim fırsatlarına dönüştürebileceğimizi göreceğiz. Bu stratejiler ruhumuzu onarmak, zor zamanları aşmak ve bakış açımızı aydınlatmak için tasarlanmıştır. Eğer kendinizi izole edilmiş bunalımda veya tıkanmış hissediyorsanız, unutmayın ki tıpkı stoğacılar gibi siz de bu duygularla yüzleşebilecek ve daha güçlü bir şekilde ortaya çıkabilecek içsel bir güce sahipsiniz. Dolayısıyla sayfayı çevirin ve bu duygularla nasıl başa çıkacağınızı öğrenmek için hazırsanız burada kalın. Sadece başa çıkmakla kalmayacak, aynı zamanda bu deneyimi büyümek ve gelişmek için bir fırsata dönüştüreceğiz. Hazırsanız başlayalım. 1. Vücudunuzu hareket ettirin. Vücudunuzu hareket ettirmek, zindeliğe giden bir yoldan daha fazlasıdır. Yalnızlık ve depresyonla mücadelede hayati bir stratejidir. Bunu her hareketin gücünüzü ve dayanıklılığınızı güçlendirdiği iç benliğinizle aranızda bir konuşma olarak düşünün. İster yürüyor, ister koşuyor, ister esniyor olun, sorunlarınızdan kaçmıyor daha net, daha huzurlu bir ruh haline doğru aktif olarak yürüyorsunuz. Bu süreç, attığınız her adımla, aldığınız her nefesle bir üstesinden gelme hikayesi yaratmak, kişisel yeniden doğuş hikayenize katkıda bulunmakla ilgilidir. Gerçekçi olalım, kendinizi kötü veya yalnız hissetmek, kıvrılıp kapanma isteği uyandırabilir. Ama işte o kadar da gizli olmayan bir sır. Vücudunuzun bu gölgelere karşı savaşma konusunda inanılmaz bir yeteneği var. Hareket ederek içinizde bir kıvılcımı, zihninizin karanlık köşelerini aydınlatan bir işaret ışığını ateşliyorsunuz. Dağları fethetmeniz veya maraton koşmanız gerekmiyor. Sadece niyet ederek hareket edin. İster oturma odanızda tek başınızda dans edin, ister parkta hızlı bir yürüyüş yapın. Her hareket umutsuzluğun zincirlerine karşı bir darbedir. Bu kontrolün sizde olduğunu, iyileşmeye ve mutluluğa giden yolu kendi başınıza oluşturabileceğinizi hatırlatır. 2. Kendinize daha iyi bir arkadaş olun. Kendinize en iyi arkadaşınız gibi davranmak, eski bilgeliğin modern bir versiyonu gibi gelebilir. Ancak yalnızlık ve depresyon gölgelerine karşı güçlü bir araçtır. Bir an için hayatta ana doğru dik bir tırmanışla karşı karşıya olduğunuzu Yolun aşılmaz gibi görünen zorluklarla dolu olduğunu hayal edin. Bu yolda tökezlediğinizde bir arkadaşınızı azarlar mısınız, yoksa ona yardım eder, cesaret verici sözler söyler ve onun üstesinden gelme gücüne inanır mısınız? Bir zamanlar sanki değersiz bir yabancıya hitap ediyormuş gibi kendi kendine konuşan bir ruhla karşılaşan antik Stoacı bilgeliğin figürü kendinizi izole edilmiş hissettiğinizde yalnızlık ve özeleştiri döngüsünü nezaketin keskinliğiyle keser demiş. Bu sadece geçmişten gelen bir hikaye değil, izolasyonun sert bir iç eleştiriyi doğurduğu ve bu eleştirmenin bizi insani bağların sıcaklığından uzaklaştırdığı kendi savaşlarımızı yansıtan bir aynadır. Bu öz dostluğu benimsemek, tatlı sözlerle kendi iç dünyamızı doldurmak, iyileşmek ve büyümek için kendimize izin vermek anlamına gelir. Bu süreçte kendi en iyi dostunuz olarak kendinize şefkatle davranın. Kendi iç güzelliğinizi, gücünüzü ve neşenizi kutlayın. 3. Düşüncelerinizi sorgulayın. Zihin bir zindan gibi olabilir. Kilitli kalmış hissettiğinizde, tıpkı dışarıda olmak istediğinizde olduğu gibi. Ancak stoğacılar, Düşüncelerimizin kendi başına tehlikeli olmadığını, onlara takılıp kalmamızın tehlikeli olduğunu öne sürerler. Bu düşünce kalıpları sıkıntılarımızı körükleyebilir ve yalnızlık ve depresyonun karanlık labirentlerinde bizi dolaştırabilir. Bu içsel sarmalda kaybolduğunuzda, düşüncelerinize karşı şüpheci bir tutum almak önemlidir. Onları sorgulayın, onları izleyin, nereden geldiklerini ve nereye götürdüklerini araştırın. Ne zaman karanlık bir düşünce hattına saparsanız o düşüncenin gerçekten doğru olup olmadığını sorgulayın. Acı verici düşünceler mutlak doğruyu yansıtmaz, ancak kendimizi buna inandırmamıza neden olurlar. Peki, eğer tutsak olduğunuz o düşünce hattı yanıltıcıysa, yerine zihninizin daha geniş bir manzarasına ve ruh halinizi aydınlatan gerçekçi bir perspektife sahip olmaya izin verin. Düşüncelerinizi sorgulamak onların özgürlüğünüze olan tutkulu bağlılığınızı pekiştirir ve sizi daha sağlam bir zihinsel temele yönlendirir. 4. Kendinize acıyarak değil, eylemle başa çıkın. Kendinize acıma duygularıyla boğulduğunuzda bir sonraki adım ne olmalıdır? Peki, bunun yerine kendinize acıma döngüsünü doğrudan eyleme geçme tutumunu değiştirirseniz Stoacılar Hayatın dalgalı denizlerinde acı çekmekten kaçınmanın bir yolu olmadığını, ancak acının üzerine gitmenin ve üzerine yürümenin bir yol olduğunu öne sürerler. Korku ve endişenin karanlık dalgaları sizi boğmaya çalıştığında bir salvoya yapışıp kalabilir veya kendinizi kurtarmanın bir yolunu bulabilirsiniz. Kötü bir günün veya yalnızlık hissinin derinliklerinde boğulmaktan ziyade bu duyguları göğsünüzde kabul edin. Onları bir yanınızda taşıyın ve üzerine gitmek için cesurca adımlar atın. Bunun yerine bu negatif duygulara karşı inatçı bir direnç sergileyin ve harekete geçme konusunda kararlı olun. Bunu yaparken adımlarınızın küçük veya büyük olması önemli değil, sadece hareket etme eylemi felaketin buz gibi sularında kendinizi toparlama iradesinin bir kanıtıdır. İlerleme, her seferinde acının dişlerinden biriyle yüzleşmek ve yenilgiyi reddetmekle ilgilidir. 5. Şükran pratiği yapın. Kederli bir kalp ve kederli bir zihinle hayatınızdaki nimetleri ve güzellikleri görmek zor olabilir. Ancak tıpkı bulutların güneşi saklaması gibi karanlık zamanlarınızda bile minnettarlık parlamaları bulabilirsiniz. İşte stoğacıların şükran pratiğinin gücü burada devreye girer. İçinde bulunduğunuz zor durumlar veya boğucu duygular arasında hayatınızda size mutluluk getiren küçük şeylere odaklanmanıza yardımcı olabilir. Her gün içinde bulunduğunuz duygusal fırtınaların ortasında bile minnettarlık ve şükranınızı ifade etmek için birkaç dakika ayırın kendinize bugüne kadar hayatınızda gerçekleşen pozitif deneyimler için minnettar olduğunuzu hatırlatın. Yalnız hissettiğinizde bunun yerine sevgi ve bağlılık hissettiğiniz insanları düşünün. Gün boyunca minnettarlık ve şükran duygularınızı bir günlükte yazın. Kendinizi içinde bulunduğunuz karanlık bulutların ötesinde yaşamın güneşli yüzünü görebileceğiniz yerde bulana kadar bu pratiği sürdürün. Sonuç olarak bu basit egzersiz sizi zor zamanlarınızda bile motive edebilir, odaklanmanızı sağlayabilir ve olumlu bir ruh hali yaratabilir. 6. Diğerlerine yardım edin. Kendi acılarınızla boğuştuğunuzda etrafınızdaki diğerlerinin acılarına karşı duyarlılığınızı kaybedebilirsiniz. Ancak başkalarına yardım etmek kendi içsel karanlığınızı aydınlatmanın bir yoludur. Sto acılar... Diğerlerine yardım etmenin kendi yaralarınızı iyileştirmenin bir yolu olduğunu öne sürerler. Başkalarına destek olduğunuzda ve onlar için olumlu bir etki yarattığınızda kendi içsel yaralarınızı tedavi etmenin bir yolunu bulabilirsiniz. Kendinizi boğulmak yerine başkalarına karşı bir iyilik dalgası yaratarak içsel karanlığınızı aydınlatın. Sevdiklerinizin yanında olun, onlar için orada olun ve onlarla paylaşın başkalarına destek olduğunuzda sadece onlara değil aynı zamanda kendi içsel huzurunuza da katkıda bulunursunuz unutmayın ki kendinizi diğerlerine adadığınızda içsel acınızı hafifletebilir ve başkalarının hayatında pozitif bir değişiklik yapabilirsiniz 7 doğaya bağlanın stoacılar için doğa insan ruhunu iyileştirmenin ve içsel huzuru bulmanın bir kaynağıdır Doğanın güzelliği ve dengesi içsel karanlığınızı aydınlatabilir ve ruhunuzu besleyebilir. Zor zamanlarınızda doğaya bağlanarak içsel huzurunuzu bulabilirsiniz. Bir gün batımını seyredin, bir ormanda yürüyüşe çıkın veya denizin kıyısında oturun. Doğanın gücünü hissedin, nefes alın ve hayatın döngüsünün bir parçası olduğunuzu hatırlayın. Doğa sizi içsel karanlığınızdan uzaklaştırabilir ve sizi yeniden dengeye kavuşturabilir. 8. Geleceğe odaklanın. Zor zamanlarınızda geleceğe odaklanmak önemlidir. Stoacılar, hayatın döngüsünün bir parçası olarak zorlukları kabul etmenin ve geleceğe yönelik umutları korumanın önemini vurgularlar. İçsel karanlığınızda kaybolduğunuzda gelecekteki hedeflerinizi ve isteklerinizi hatırlayın. Bu hedeflere ulaşmak için adımlar atın ve geleceğe olan umudunuzu koruyun. Geleceğe odaklanmak içsel karanlığınızı aydınlatabilir ve sizi ileriye doğru yönlendirebilir. 9. Meditasyon yapın. Meditasyon zihninizi sakinleştirmenin ve iç huzur bulmanın bir yoludur. Stoacılar Meditasyonun önemini vurgularlar ve içsel huzuru bulmanın bir yolu olarak önerirler. Zor zamanlarınızda meditasyon yaparak zihninizi sakinleştirin ve içsel huzur bulun. Bir meditasyon pratiği oluşturun ve düzenli olarak uygulayın. Meditasyon yapmak içsel karanlığınızı aydınlatmanıza ve ruhunuzu beslemenize yardımcı olabilir. 10. Profesyonel yardım alın. İçsel karanlıkla başa çıkmak zor olabilir ve bazen kendi başınıza üstesinden gelemeyebilirsiniz. Bu durumda profesyonel yardım almak önemlidir. Bir terapist veya danışmanla görüşmek içsel karanlıkla başa çıkmak için etkili bir yoldur. Bir profesyonelden destek almak duygusal olarak desteklenmenize ve içsel karanlığınızla başa çıkmanıza yardımcı olabilir. Unutmayın ki yardım istemek güçlü olmanın bir işaretidir ve içsel karanlıkla başa çıkmanıza yardımcı olabilir. 11 Küçük adımlarla ilerleyin. İçsel karanlıkla başa çıkmak bazen büyük bir zorluk gibi görünebilir. Ancak bu zorlukların üstesinden gelmek için her zaman büyük adımlar atmaya çalışmak zorunda değilsiniz. Küçük adımlarla ilerlemek süreci daha yönetilebilir hale getirebilir. Hedeflerinizi küçük parçalara bölün ve her adımda ilerlemenin gururunu yaşayın. 12. Empati geliştirin. Kendi içsel karanlığınızla başa çıkmanın yanı sıra çevrenizdeki insanların da zor zamanlar geçirdiğini unutmayın. Empati geliştirmek, başkalarının yaşadığı zorlukları anlamanıza ve onlara destek olmanıza yardımcı olabilir. Başkalarına yardım etmek ve onlarla bağlantı kurmak Sadece onların hayatına olumlu bir etki yapmakla kalmaz, aynı zamanda kendi içsel huzurunuzu bulmanıza da yardımcı olabilir. 13. Kendinizi affedin. İçsel karanlıkla başa çıkmak bazen kendinizle ilgili sert olmanıza neden olabilir. Ancak hatalarınızı kabul etmek ve kendinizi affetmek önemlidir. Herkes hata yapar, önemli olan bu hatalardan ders çıkarmaktır. Kendinize şefkatle yaklaşın ve kendinizi affedin. Bu içsel karanlıkla başa çıkmak için önemli bir adımdır ve kendinize olan güveninizi yeniden kazanmanıza yardımcı olabilir. 14. Hayatınıza anlam katan şeylere odaklanın. Stoacılar hayatın anlamını bulmanın ve anlamınıza anlam katmanın önemini vurgularlar. Depresyonla başa çıkmak için hayatınıza anlam katan şeylere odaklanın ailenizle vakit geçirmek, hobilerinizle ilgilenmek veya topluma yardım etmek gibi şeyler hayatınıza anlam katabilir ve içsel huzurunuzu bulmanıza yardımcı olabilir. Depresyonla başa çıkmak zor olabilir ancak stoacı felsefeden esinlenerek ve bu ipuçlarını kullanarak iç huzur ve mutluluğu bulabilirsiniz. Unutmayın ki zor zamanlarınızda destek almak önemlidir ve başkalarından yardım istemek güçlü olmanın bir işaretidir birlikte hareket etmek, depresyonla başa çıkmak için etkili bir yoldur ve sizi daha güçlü kılabilir. Eğer buraya kadar izleyip kendini geliştirmeye karar verdiysen, senin gibi bu bilgelikten yararlanan diğer stoğacılara bir ipucu bırak. Yorumlara depresyonu yendim yaz. Bakalım kimler senin gibi güçlü, hep beraber görelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi seviyorum.